Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki. Yeni gelen var mı? Var değil mi? İlk defa. Peki, hoş geldiniz yeni gelenler. Beni ilk defa gören tabii var. Onlar da hoş geldiler. Değil mi sen de? Kaç yaşındasın sen? 15, güzel. 15'ten ta 60 yaşına kadar aynı mecliste, aynı dersi dinliyorlar. Risale-i Nur bu işte. Risale-i Nur bu. Abdullah! 15'ten 65'e kadar. Şu Hacı Baba'ya soralım, kaç yaşındadır? İshak abi. 66 hocam. 66. Neyse. Es geçti. Bitti sayılır. 15, 65, 66. Bak, bir yaş düşürdüm seni. Bir çikolata hak ettim. Peki, tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Bakayım ne çıkacak. 222. Böyle açarak gelmedim. Bilerek çalışarak geldim. 222 şualar. İnsan, sair hayvanata muhalif olarak, biraz iltifat edeyim çünkü gireceğimiz konu biraz iyi değil yani. Şaka diyorum. İnsan, sair hayvanata muhalif olarak, yani kedi, köpekleri, ağaçlara, mevcudata, hanesiyle alakadar. Değil mi? Bir evinizi düşünün, kaç gün uzak durabilirsiniz? Hanesiyle alakadar olduğu misullü, dünya ile de alakadardır. Çocuğunuz hasta olsa, kızınız hasta olsa, kızınız gitse, oğlunuz ölse, çocuğunuz orada yatakta kanser bakıyor, hanımın bitmiş, hiçbir şey gelmiyor elinden. Böyle bir şey yapmıyor. Masum evladım böyle. Gözün kapağını bile kaldıramıyor, sen böyle kaldırıyorsun. Tamam. Alakadar mısın kardeşim? Dünyanın tadı olur mu? Ya çocuğum öyle ama ölüm anında ama önemli değil. Aşağıda Mercedes var. Cebin para dolu. Ya. İkindi. İkinden bu saate kadar kaç saat geçti? 4.5. İkinden sonra bir dostumuz gömüldü. 14 yaşında. 14 yaşında. Tamam. Demek ki bunun yaşı yok. Malum şeyle. 14 yaşında. Şu anda 4.5 saat oldu. 4.5 gidene kadar 3.5. Şu anda yağmur yağdırılıyor ve bugün biraz etkilendim de. Yağmur da dışarıda var ya. Etkilendiğim için şu anda yağmur toprağa gidiyor ve topraktan aşağıya kefene doğru su gidiyordur. Değil mi? Yağmur var değil mi dışarıda? Var. Ve 3.5 saat önce, yani 4.5 ama namaz kılınmış, götürülecek, gömülecek 3.5. 3.5 saat önce 14 yaşında bir delikanlı tehris oldu. Bakalım gidecek mi? İnsan, niçin anlattım bunu? Nasıl alakadarız değil mi? Onu zannediyorsunuz veya ben. Yani o öldü, şu anda üzülmeniz ondan değil, o girdi değil. Çünkü senin gireceğin hatırlandı. O aynada kendini gördü. İnsan diyor, sayı hayvana muhalif olarak, burada sığır kesin, öteki sığır otlar. Niye otlar? Sığır olduğu için. Otladığı için sığırdır, sığır olduğu için otlar. Öteki arkadaşı kesilirken. Sen burada evladın boğazlanıyor, yavrusu. Otlar mısın? İşte insan hayvana, diğer mahlukata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misullü dünya ile de alakadardır. Mesela Cezayir'de birisinin burnu kanasa sen burada müteessir olursun. Çeçenistan'da bir tanesinin kılı koparsa senin burada bir organın ayağa kalkar. Ve akaribiyle münasebetler olduğu gibi akrabasıyla. Akrabanı bir düşünsene. Mesela birisi vardı mesela bu Ömerli Barajı'nda büyük bir şirkette ustabaşı, oranın başı. Ondan sonra yemek yiyor. Bana bir şey oluyor dedi. Koltuğa uzandı gitti.
O da genç. Şimdi niçin dedim? Akrabasıyla alakadar unutamıyorum ben de onu. Çünkü nurlarla ciddi münasebet kuruyordu. Bunları dolduruyorum. Tabirin içinde dolduruyorum ki sizin duygunuzu aktif edeyim. Bir tarihi bir şey anlatmak istemiyorum. Niye onu anlatıyorsun deme. Duygularınız aktif olsun. Nevi beşer ile de ciddi fıtri münasebetlerdir. Nevi beşerle. Yani insanlıkla da alakadar insanların imanı kurtulması için bak neler yapıyorsun. Bir şey yapmıyor musun? Yani insanların imanı kurtulsun diye. Değil mi? Neler yapıyoruz? Bak bu bizim kaçıncı dersimiz. Değil mi? Senin oradaydım. Ondan sonra ne güzel gençler vardı. Hep ilahiyatçı. Haritalı ders yaptık. En çok kendimi merak ediyorum dersi var. Oh! Ah, kabirmiş. Sevsinler kabiri. Kabir kadar güzel bir yer var. Bak göreceğiz. Dört gözle bekliyor. Elhamdülillah. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi insan hasta olunca ilaç açıyor, içiyor, üşüyünce giyiniyor, ev barınıyor değil mi? Dünyasıyla de muvakkat olduğu halde alakadar. Öyle mi abim? Alakadarları sayıyor. Birbirine düzüyor Abdullah. Diziyor. Tamam. Dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi. Yani dün, biraz önce geçti. 10 dakika önce yok. Saniye demeyeceğim de bir saat önceniz yok. Bir saat sonra da yok. İki yokluk arasında var. Bu. Bu kadar. Bu kadar. Bir tak kalp bir tane şey attı. Ne diyorlar ona? Pıhtı attı. İtti. Ne oldu? O kadar. Öyle yalan. Geçen bir malum, meşhur dostumu aradım. Üniversitesi var. Ve beyin profesörü. Ben severim ya. Aradım. Görüşemezsiniz dedi. Niçin görüşemiyorum hanımefendi? Sekreterim dedi. Çünkü dedi beyin kanaması geçirdi ameliyatta. Ne? Beyin doktoru beyin kanaması geçirdi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dedim estağfurullah beyefendi dedi yani beyin doktorları dedi beyin kanaması geçirmez mi dedi. Ya ne alakası var beyin doktoruna beyin kanaması ya? Doktorların ölümle ne alakası var? Kendisi ölmez ki. Çünkü insanlar ölmemesi için uğraşan ölür mü? Bu da şaşırdı. Beyefendi dedi kimsiniz? Aynı üslubu kullanıyorum ha. Ve ciddi söyledim. Onu rencide etmek için demedim. Beyin profesörü doktor da değil. Beyinle alakalı üniversitesi var. Beyin kanaması nasıl geçirir ya? Ciddi diyorum ha. O zaman bir sır bulacağım dedim. O şimdi dinliyor lan. Ne anlatıyor? Hiç sesi yok. Orada mısın dedim. Buradayım dedi. O zaman dedim bir iksir bulmam lazım. Bu ölümü bitirmem gerekiyor dedim. Bu işi bitirmek lazım. Hakikaten bitirmek lazım ya telefonu. Bu işi çözmemiz lazım ya. İnsanın en büyük meselesi kabirdir ya. Önünde kabir olduktan sonra burada yaptıktan hiç yapma ya. Hava vurma ya. O sen oğlun ama sen oğlun. Bende çok şeyleri var. Benim hiçbir şeyim yok. Kakatem yok. Arabam da yok. At yok. Avrat yok. Ev yok. İş hiçbir şeyim yok. Ben de daha mı mutlu? Tamam. Yani bu işi çözmemiz lazım. Burada bir sır var ya. Böyle yapmaması lazım Cenab-ı Hak. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Kur'an'da böyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamamış. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öyle bir Allah'ım ki böyle muntakim ve kahredeceğim. Başlamıyor. Rahman ve Rahim'im. Sonra bir bakıyoruz kabir. Başka bir şey olması lazım. Burada kabir gözüktüğü gibi değil herhalde. Öyle zannediyorum. Dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide bekasını, aşk derecesini arzuluyor. Beka istiyorum kardeşim, beka. Dünyada bekasını arzuladığı gibi aşk derecesinde, aşk. Ben seni seviyorum diyor kıza. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. Hop köprüden aşağı. Aşkı görüyor musunuz? Bir de aşk-ı beka.
Acayip bir şey ya. Hiç ölüm anını geçireniniz var mı? Yani böyle bir aha bitti, ha geçti, ha geçti böyle olanınız var mı aranızda? Birkaç kişi var. Evet. Evet, evet. Başta ben. O anda ne oluyor biliyor musunuz? O anda. Çünkü o zehir şapıldığı zaman, meğer dört buçuğa indiğiniz zaman, o zaman öğrendim. Ölüm anında öğrendim. Gözüm çalışmıyor, kulağım çalışmıyor. Fırıl fırıl nabız dört buçuğa düşerse kan donuyormuş. Dört buçuk mu? İki buçuk, iki buçuk. Dört buçuğa inmiş benim. Dört buçuk efendim diyor. Çabuk şunu diyor. Fakat ben duyuyor. O anda hissettiğimi size paylaşayım bir parçasını. Ve iniyor. İki buçuk olduğunu orada öğrendim. İnanın iki buçukta kan donuyormuş. Dört buçuk diyor tamam şunu yapın bir telaşı var. Kulağım duyuyor, gözüm görmüyor, oynatamıyorum hiç. Başka bir şey yok. O anda sol gözümün sol ucunda, şu köşesinde, duvarın köşesinde bir nur belirdi, ışık. Böyle bakamıyorum yani. Onlar belki dışarıda böyle azap çekiyor. Suratını böyle yapıyor zannediyor. Hani gözünüz kapatsanız bile, hayalen güneş koysanız bile yaparsınız böyle ha. Hayalen güneş koyun, gene böyle yaparsınız. İnanın. Böyle. Orayı sol tarafta ışık. Işığa koydum. Ama böyle yapmıyorum. Böyle orayı. Orayı seyrediyorum. Göz yok ama. O anda tatlı bir şey. Elhamdülillah ya. Onları hatırlıyor. Tatlı bir hava geliyor. O anda imdadına bir yetişiyor ki. İmdadına bir yetişiyor ki. O anda biliyor musunuz? Hiçbir şey yok başka. Varlıkta hiçbir şey yok. Aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtrata mecburdur ve çabalıyor. Bak, mideden bahsedeceğim. Bu misali veriyorum ama burada kullanacağız. Benim gömleğim diyen ben değil. Benim atletim diyen, ben diyen arkada. Geç arkaya. Benim atletim, benim kitabım, benim telefonum der gibi. Benim vücudum arkada. Sen ben olan ben arkada. Sen kimsin anlatacağım. Ondan sonra mideden gireceğim. Benim his ve şuurum der ustad. Ha benim. Geç arkaya. Benim aklım. Benim aklım. Benim aklım diyen akıl değil. Aklınızı başınıza alın. Muhatap akıl değil. Aklını başına al. Takkeni başına al. Ha buradaymış. Ha aklını başına al. Demek ki akıl başında değil. Ve kime hitap ediyoruz ama? Kim alacak? Akıl değilse kimdir? Başka birisi var. Sonra daha arkaya gir. Benim ruhum. Benim ruhum kaldırmaz kardeşim ya. Ruhuma çok ağır geldi. Hatta din ve kitabımız diyor ki ruhunuzu niye kirlettiniz? Bize verilenler ruh giydirilmiş. Sonra insaniyet verilmiş. İnsan değiliz biz. İnsaniyet bize verilmiş. Bab-ı insaniyet. İnsaniyet bize verilmiş. Ruh giydirilmiş. Ben olan bene. İnsaniyet giydirilmiş. İman giydirilmiş. İslam giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Akıl ve hissiyatlar giydirilmiş. Beden giydirilmiş. Atlet, affedersin, don, şalvar, gömlek giydirilmiş. Bu kadar giydirilmiş. Bunlar hepsi mide. Bu da yıkanmak ister, utiste bilmem. Hepsi böyle. Şimdi bunların hepsi bir mide. Akıl bir mide. Kalp bir mide der. Ruh bir mide. Neyle dolacak? Tamam. Tabii ki kendisini bedenle ifade eden, benden kasıt bedense, bugün ikinci ve 3,5 saat önce toprağa girenle, şu yağmur, dışarıda yağmur var, şıpır şıpır kefenine gidiyor. Şu anda kefenine gidiyor. 14 yaşında bak çocuğumuz. Gidemedim ama konferansım vardı. Şıpır şıpır iniyor. Eğer ben olan ben kastederken bedenini kastediyorsa kefene su gidiyor. Ama benden nasıl ki bu ben soyuluyorum. Soyuyorlar beni ölünce. Çok tuhaf.
Çok tuhaf değil mi? Ne tuhaf biliyor musunuz? Dünyadan giderken bile yıkanıyorsunuz. Hayırdır, niye kirlendin? Oraya kirli istemiyorlar. Niçin? Çünkü dünyaya geldiği zaman seni yıkadılar. Seni yıkadılar. Giderken de yıkıyorlar. Ha. Şimdi arkadaşlar, insaniyet bize verilmiş. Hani demeyiz mi gündelik hayatına? Ulan insaniyetini mi kaybettin? Kim sen? Hey sen! İnsaniyetin nerede? Demek ki insaniyet bana giydirilmiş. Bunlar midedir. İnsaniyet midedir. Gıda istiyor. Kalp midedir. Gıda istiyor. Ruh midedir. Gıda istiyor. Akıl midedir. Gıda istiyor. Kalp midedir. Gıda istiyor. Neyle? Ötelerden doluyor. Örnek vereyim. Şu andaki haletiniz, şu anda, dersin başından beri, dersin mukaddemesi dinleyenlerden beri, olanlarda daha çok olur. Güzel bir haletiniz yok mu? Böyle tatlı bir hal. İşte o kalp midesine öteden doluyor. O halet buralı değil. Burada orayı yaşıyorsun. Şu tatlı hal veya bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namazda böyle, bazı namazlarda böyle. Keşke hepsinde olsa. Veya bir secdede hiç kalkasın gelmiyor. Ha, o hal, o tatlı hal var ya, ne cinselliğe benzer, ne baklavaya benzer, ne havaya benzer, ne gezmeye benzer. O bambaşka bir şey. Dünya cinsinden değil. Nedir o? Ötelerden beslenmektir. İşte diyor ki, iman etmeyle oralar aktif oluyor sana. Oralardan besleniyorsun. Müslüman oradan besleniyor. Yoksa bu kabire, kefene tahammül edilmez. Çünkü bu yağmurda, adam Rize'de bir eve gittim. Misafir gittim. Çay tarlasının, bahçenin aşağısında büyük bir türbe var. Vay be dedim, hangi evliya yatıyor burada dedim ya. Biz niye duymadık dedik ya, bu buralarda, bu derelerde evliya var. Büyük bir de. Millet güldü. Niye gülüyorsunuz? Ev sahipleri ha, kendi tarlaların. Ya dedi, benim dedim kayınpederim yağmurdan çok rahatsız olurdu. Ben öldüğüm zaman üzerime yağmur yağmasın diye. Ölmeden önce tarlanın ortasına türbe yapmış, kendisini oraya gömdürmüş. Normal bir vatandaş ya. Namaz kılan adam türbe yaptırmış. Yağmurdan korunmuş. Dedim ya, şemsiye koysaydık dedim ya. Şemsiye koyardınız. O kaybolur. Onu da dedik diyor. Ya onu tutamazsınız. Rüzgar uçurur, kırılır. Betonarme yapmış. İnanın 50 sene sonra orası ziyaretgah olacak ha. Medet isteyecekler. Çocuğu olmayan oraya gidecek ha. Tövbe estağfurullah. Acayip. Adam yağmurdan, yağmur yağmasın diye kendisi duvarla şey yaptım, böyle büyük beton arbaşı yapmış ya. Gittim ibret alem ya, baktım ya. Gittim yalan dedim, ulan ne adammışsın ya dedim. Duyuyor tabii adam. İnşallah oraya uygun olursun. Akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri. İnsan değiliz, insan olma adayıyız. Bab-ı insaniyet ismi hakimin ve hikmeti ne ismi Cenab-ı Hak ve bir isim daha var. İsmin cilvesidir diyor insan. İki şey. Bab-ı insaniyet, insanlık, bab-ı insaniyet insanlık alemi varmış. Oraya insan girecek. Oraya insan girecek. Bab-ı insaniyettir, ismi Hakk'ın cilvesidir. Tekmiş. Demek zorluyorum ben de. Yok ki. Demek ki gelsin bize hafızaya. Bab-ı insaniyet. İnsanlık kapısı varmış. Hani Medine'de var ya kapılar vardı. Ne kapısı vardı Abdullah? Abdülaziz kapısı. Abdülaziz niye hemen Abdülaziz'e gitti attın? Başka kapı yok mu? He? Bab-ı selam var. Başka? Neyse bir sürü kapı var. Şimdi bir tanesi şeye gitmiş. Bab-ı insaniyet. O işte kabir diyelim, şey o mescit, insaniyet. Oraya insan girecek. Neyle girecek? İsmi Hak, mazar. Cenab-ı Hak. Hak ismine mazariyet nispetinde insan insan olabiliyor. Hani gündelik hayatta diyoruz ya Fatih, ulan insanlığını mı kaybettin ya? Ulan hiç mi insanlığın yok ya? İnsanlığın mı öldü? Hey sen diyorsun. Hatta bunun insanlığı öldü diyoruz. Ha demek ki insanlık bize giydirilmiş. Biz insan değiliz daha. İnsaniyet bir midedir, bir libastır.
Kalp bir libastır, ruh bir libastır. Peki ben kimim? Hiçbirisi, hiçbir şekilde vasıflanamayan, muayyenleşmeyen, hepsine sahip çıkan, mesela koy masaya, bu benim midemden diyen, karaciğerim, böbreğim, aklım, kalbim, insaniyetim, ruhum, benim bunlar, benim. O ene. Ben olan benim. İnsaniyet midesi. Allah Allah. İnsaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten, onların gıdasını almaya fıtraten mecburdur. Şu anda şarj oluyorsunuz. Bak fişi taktın, oh, akıyor. Şu anda işte bu derste bab-ı insaniyet kumbarasına doluyor. Ahirete, kadere iman, ahirete iman, Allah'a iman yaramayacak işi. Burada o. Ahirete iman, zaten ahirettesin. Melekler iman, sana hesap soruyor zaten. İman gaybadır, gayb değil ki artık. Burada, burada. Peki, iman etmenin nedir? İman ettiğin şeyle burada besleniyorsun demektir. Allah'a iman etmenin fiziksel boyutu, Allah'tan şu anda çocuk anasını emer gibi emiliyorsun, emiyorsun. Onun delili nedir? Şu andaki tatlı haletinizdir. Ne oluyor biliyor musunuz size? Bir örnek vereyim. Şimdi düşünmüş müsünüz böyle? Hatırınıza gelmemişti. Benim de yeni geldi. Bugün geldi. Nasıl doğru bir şeyden batıl ortaya çıkar? Hak bir esmadan yanlış çıkar. Ona ustad şöyle bir misal veriyor. Ben ayrı bir şey, gündelik hayatta misal vereceğim. Çarpıcı. Yeni aklıma geldi. Güneşten bazı şeyler bozulur, bazı şeyler olur. Demek ki bozulması onun fıtratının bozukluğundandır. Der. Değil mi? Ustad ikinci bir misali, çekirdeği koyarız diyor. %90'ı bozulur, %10 tanesi. Demek ki istidadının bozukluğundandır. Çünkü eğer sistem bozuk olsa hepsi bozuk olur der. Benim hatırıma geleni, siz de bakayım şu an. Esma tek geliyor, fıtratlar nasıl bozuk veya nasıl farklılık karşılık buluyor? Birisini arıyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? Her arayışta kim olursa onun, aradığınız insanların çaldığı telefon aynı. Size gelen ses aynı. Tamam? Buraya kadar bir geldiniz mi? Kim ararsanız arayın, senin duyduğun çalıyor. Çalıyor derken sende onun çaldığını gösteren sendeki zil aynı. Öyle değil mi? Ama o adamda ortaya çıkan horon havası, ilahi, Kur'an, kuş sesi, bazen de titreme, bazen de yok. Bazen de aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Ya kaplama alanı dışında ya telefonu kapalı. Seninle görüşemez. Değil mi? Ha, gönderilen sinyal herkeste ayrı. Telefonlara göre farklı ses çıkıyor, melodi çıkıyor. Ha, insan da telefon gibidir. Gayb'tan gelen esma araması bizim istidat ve kabiliyetlerimize göre farklı zil sesleri çıkıyor. O zil sesleri de 100 tane tercih var ya yukarıdan aşağı. Kuş sesi, zil sesi, titreme, Kur'an, ezan, türkü, horon havası, doğu havası, Kürt havası, Arap havası, Çerkez havası. Bak dın 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 çalıyor. Oysa gönderilen sinyal böyle değil. Niçin farklı çalıyor da onda farklı, onda farklı, onda da titreme, onda da sessiz, onda kuş sesi? Sen tercih ettin değil mi? Heh, aynı bunun gibi. Gelen haktır ama insan onu hakkı değiştiriyor. Değiştiriyor kendisini. Gelen hak, Cenab-ı Hak, hak esma tecelli ediyor ama fıtratındaki o maraz farklı ses. Birisi soruyorum, koca koca adam, sakallı adam, baktım şey, türkü çalıyor ya telefonunda. Hacı amca dedim ya namazda, mesela dün akşam namazında bir yerde beni alacaklardı derse, ondan sonra Hacı amca dedim ya akşam, ya türkü çalıyor dedim, onu değiştirsene ya, çocuklar yaptı. Çocuklar yaptı ama sen dinliyorsun dedim. Değiştir lan. Çocuklar dedi ki bunu bana yakışmıyor. Camide bazen hoca ile beraber bu türkü havasıyla namaz kılıyoruz. Olan bazıları belki horon oynar. Kızım oğlum ha bunu değiştir. Girdi koydu hiç. Çünkü seviyor. Peki çocuklar mı değiştirdi? Takkem anlattı.
Onun türkü çalıyor. Tamam mı? Hemen endişe eder. Ya, doğru söyledin ya delikanlı. Ya, hakikaten ya insan endişe eder ya. Tüm namazda türkü, horon namazı çalıyor falan. Peki niye? Herkes de aynı çalı bak. Telefon ederken, bak dikkat edin. Kim etmişseniz aynı. Seni duyduğun aynı. Onun duyduğu farklı. Gönderilen herkes aynı. Biz tercih ediyoruz. İçimizi tercih ediyoruz. Geleni yönlendiriyoruz. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki insanın. Bak öyle arzuları ve matlap. Matlap? Talep. Talep. Müşteri. Talep. Ne? Allah'ı istiyor. Bana seni gereksini diyor. Matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Ebedi bir saadetten başka hiç kimseyi. Bak sevgili arkadaşım, yatın kesin, atın, itin, avratın, her şeyin var. Ama bak bugün öğleyin ve ikindi de gömüldün. Şu anda morgdan çıkıp veya morgda olan bir sürü ceset var. Bana sorarsanız iki tane ok meydanda var benim. Çünkü beni aradıkları için cemaatimiz çok geniş, yelpaze. 14 yaşında bugün mesela ikindeki gömüldü. Abi gelebilecek misin falan? Gelemeyecek. Bak şimdi. Ne kadar matlap var? Ölmemek bir kere. Ebed istiyorum. Cenneti bile istemiyor. Cehennemden de şeyim yok. Ne istiyorsun kardeşim? Ne diyorsun sen ya? Allah'a istiyorum ya. Bana seni gerek seni dettirmiş değil mi? İsteyene ver onu. Bana seni gerek seni yani. Daha acayip şeyler istiyor. Biz tabii cennet istiyoruz ama biz Yunus değiliz ki. Daha acayip şey yapayım da yalandan olur o. Ama fıtratı konuşturmak istiyorum. Daha yukarı istiyor. Ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Çocukken. Hayalimden sordum, hayalimden. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, dünyada yaşamak değil, dünya senin, küret senin, bütün arsalar senin, bütün galeriler senin, bütün kuyumcular senin, her otobanlar, her şey senin. Ne kadar ömür? Hastalıksız 1000 sene. Bunu mu istersin? Fakat sonra Adem'e hiç de düşecek, düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Yani meşakkatli, basit bir hayat ama bu ebedi hayata bir dönüşüm için bir çekirdek şartı adi. Efendim böyle bir şey ebede vesile olacak bir şey. Hani fani olacak ama ezeli ve ebedi olacak mı istersin? Dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Yani birincisinden ah. Hasan abi bu soruyu burada soralım bakalım nasıl cevap alacağız? Soralım. 1 milyon sene dünya saltanatı. Ama bir kere tasvir eledim dur. Dünyayı hayal eder misiniz dünyayı küreyi? Büyük küreyi küre. Brezilya'yı gördünüz mü bak Brezilya, Arjantin, Şili, Peru. Görün oraları. Geç biraz aşağıya. Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Çin. Gördünüz mü abim? Hindistan, Rusya, Pakistan, in aşağıya, Afganistan, İran, tamam mı? Afrika, petrol dünyası, geç Afrika, elmaslar, şeyler, tamam mı? Geç Avrupa'ya, tamam mı? İngiltere, Avustralya, dünyayı dolaştık bak gördüm. Bu senin. Uçakları, gemileri, atomları, her şey senin, tamam mı? Hayal edin, bir hayal edin, müsaade edeceğim size. Vay be, şu anda Almanya senin, ustad diyor. İngiliz, Alman, bir de Fransız mı diyor. Yok, İngiliz ve Alman kadar servetin olsa. Tamam senin. Dünya ki senin. 1000 senede hastalıksız ömür. 1 milyon sene. Ha 1 milyon sene mi dedi? 1 milyon sene, vay be. Ben 1000 sene biliyordum, vay be. Gözüm açıldı ya. 1 milyon sene de ömür, hastalıksız. Dert yok, keder yok. Tamam, küre senin. Ama sonunda hiç olacaksın. Bunu mu istersin? 2. Küçük böyle meşakkatli ama kısa. Zaten 1/3 geceyle. Efendim 150 günü tuvalette geçen.
Yemek günde iki defa yesen, her ye işte 15 dakika versen, yemek yapma yok, kaldırma yok, yıkamak yok. Günde iki defa 15'er dakikana yarım saat, 60 sene yaşayanın yarım saat günde yemekle geçse 7,5 senesi yemekle geçiyor. Hasan abi bu küçük meşakkatli fakat baki. Şimdi böyle küçük bir dünya şu yaşadın ama sonsuz bir hayata sebep olacak. Yani böyle bir küçük bir dünya mı istersin ama bunun sonu baki. Bu 1 milyon sene küre arzda senin ama sonu fani. Bitti. Hangisini istersiniz? Ama doğru yani böyle şey yapmayın inancınız değil de. Başım ağrıdı abi düşünürken. Ciddiyim. Yani 1 milyon sene sonunda hiç. Yok. Sonu hiç. Madem sonu hiçtir başında da başın manası yok ki. Sonu hiç olan bir şeyin onu ortaya çık, onu yaşamanın mantığı mı var? Sıfır. Başı sonu. Yani hangi büyük sayı olursa olsun, çarpı sıfır olursa o sayının büyüklüğü önemli midir? He Musam? Değil. 5000 çarpı sıfır. 2 çarpı sıfır. Hiçbir mantığı yok. Peki, fani kısa bir ömür. Ama sonu sonsuz bir hayat. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Şey kaydetti, vehim aldatmamak. Vermemek ve şartıyla. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Cehennemi isteyip beka adına isteyen vicdandır. Ya ben cehennemde niye yanayım ben bence yok olup gideyim diyen nefistir. İki tane ses. Ustad diyor ki vicdanımdan soğudum. O hayalimden de soğudum diyor onun sözde. Vicdan. Vicdanın beka istiyor. Ama nefis cehennem olmasın bir yanayım diye yanayım yok olayım. Onu isteyen bizim hafız anlattı bunu. Ya leyteni küntü turaba keşke yok olsaydım hiç olmasaydım demiyor da keşke toprak olsaydım diyor. Benim talim hocam. Ya Hasan dedi burada neyi kastediyor dedi ya. Ya dedi ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Ya ben o cehennemin dehşetini görsem ya niye toprak olsaydım yani ya azap da iyi olsa cehennem isterim çünkü bekadır demem dedi ya. Bu ne demektir dedi ya falan. Dedim bak yok olmayı cehennemde yanmaktansa yok olmayı isteyen tarafımız var. Onun adı nefis. Ama cehennem dahi olsa beka isterim. Bekayı arzulayan vicdandır. Bizim fazla inkişaf etmediği için bu nefis galip olduğundan yok olmayı tercih ediyor. Bu isteyen bu. Çünkü günahı da yapan bu. İşte madem mahiyeti insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye. Mahiyeti insaniyenin bir hizmetkarı olan hayal. Mesela hayal. Bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Etmiyor ki hayal kuruyorsunuz. Dünya lezzetleri tatmin etse o insan hayal kurmaz. Hapishanede olan adam bahçeleri hayal eder. Parası olmayan parayı hayal eder. Değil mi? Hayal niçin kurarız? İhtiyaçtan kurarız. Baklava yedikten sonra baklavayı hayal etmeyiz. Oh yedik zaten. İstediğim gibi baklava yedim. Başka bir şey hayal ederim. Demek ki dünyanın en büyük şeyleri hayalimizi tatmin etmiyor. Bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cami, mahiyet insaniye, gayet cami, her şeyle alakadar, insanlık onu her şeyle alakadar etmiş. Sığır öyle değil. Sığır iki şeyle alakadar, ot ve su. Ama yerin altındaki madenlerden, galaksilerde acaba insan var mı? Ve şu kabirden sonra, bak yanımda birisi öldü, gömüldü. Ya nereye gitti ya? En büyük mesele kabir. Kabir ve sonrasının alakadar. Sığırın böyle bir alakası yok. Burada kesin bir tanesi ötekisini yiyor. Demek ki gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır. Fıtraten alakadardır. Fıtraten. Ebed istiyor. Bir tanesi çıkıp da yalandan ben ebed istemiyorum. Değil. Fıtraten alakadar. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde. Yani neler istiyoruz bir bak hele ya. Bak ne diyor? Diyor ki bu hadsiz arzu ve emellere, hadsiz arzu ve emel hiçbir şeyle doymasınız.
Hatırlıyor musunuz? Ona bir bisikletim olsa da, çocukluğunuzu hatırlıyor musunuz gençliğiniz? Bir bisikletim olsa, ayağım yerden kesilse hiçbir şey istemem. Dediğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? İstanbul'a geldiğiniz zaman babanız, dedeniz bahsediyor. Ona bir kümes dahi olsa da kapıma, bizim büyükler babalarım derdi. Kapıma ev sahibi vurmadan benim diyebileceğim bir evim olsa. Tamam. Ya bir bisikletim olsa, sonra bir araban oldu hatırlıyor musun? Tamam. Bir evin oldu hatırlıyor musun? Ama şimdi jipin peşinde. Bir de yastık olsun diyorsun. Allah onu da verdi. Yastık da verdi, jipi de verdi. Ama hala huzurlu değilsin. Başka bir eksiklik de var. Gittikçe, daldıkça daha aç oluyorsun. Eskide bari araba, jip, Mercedes, at, yat, kat hedef olmuştu. Biraz heyecanlanmıştık. Bizi hareketlendirdi. Eşin elimize geçti. Bizi de hareketlendirecek, bizi oyalayacak bir şey de kalmadı. Bizi kandıracak bir şey de yok. Yat, kat, elime geçerse huzurlu olurum dersin. Ulan elime geçti, değilim gene. Geçen işte anlattığım gibi, kaç ay önce, bir ay önce mi? Bir ay olmadı işte. Alo, buyurun. Aynı böyle ha, buyurun. Hasan Hoca ile mi görüşüyor? Demek ki Nurcu değil, abi demiyor. Buyurun. Seni YouTube'dan gördüm. Seni YouTube'dan gördüm. Peşine düştüm. Fabrikada seni tanıyan varmış. Senin numaranı ondan aldım. Buyurun. Hasan Hoca kardeşim. Aynı böyle ha. Hasan Hoca kardeşim. Arkamda şehir söylemeyeyim. Trakya. 138 kişi çalışan tekstil fabrikasının sahibiyim. Ortağım yok. Yegane. Mal yetiştiremiyorum Avrupa'ya. Buyurun. Tamam. Şu anda arabayı sağa çektim. Jipin içinde konuşuyorum. Tamam. Sağlığım da gayet yerinde. Tamam. Cebimde para var. Bankada da var. Tamam. Ama yer yer Boğaz'da İstinye Sarıyer'den geçerken böyle bazen duvarlara jipin lastiğini vurduğumu hatırlıyorum. At kendini Boğaz'dan aşağıya. Biliyor musun? Belki duymamışsın. Bilmiyorum kaç sene önce birisi Boğaz'dan aşağı araba attı ya. Evet dedim. O benim arkadaşımdı. Böyle yer yer jipin lastiğini vuruyor. Sana sorum şu. Arkamda fabrikam var. 138 kişi çalışıyor. Jipte oturuyorum. Cebim para ve seyahatliyim. Ben niçin mutlu değilim? Kaç bilinmeyen denklem? Fabrikam var. Bir. Jipin içinde iki. Seyahatli üç. Param yerinde. Dört bilinmeyeni denklemi çözün. Bunu kim çözecek? Bunu birisi bir çözsün arkadaş. Sen çöz. Sana havale edin. Sen çöz. Çöz. Nasıl çöz? Ustad ne güzel diyor. Diyor ki sen çok ciddi bir hakikatten mahrumsun. Neler teklif etti? Aklınız durur. İnan bana. Beni bu haletten kurtar. Paranın peşinde olmadığınızı biliyor. Gördüm videonuzda. Para pulla işiniz yok. Hah, bana böyle bir adam lazım. Ama buna mukabil ne istiyorsa, neresini için istiyorsan istediğini vereceğim. Beni bu cehennemden kurtar. Ölümden de korkmuyor. Mürtet olmaktan korkuyor. İntihar etmekten korkuyor. Eğer günah olmasaydı ben etmiştim. Ölümden korktuğumdan etmiyor değil. Sonsuzluktan korkuyor. Şimdi eğer bu Risale-i Nur okusaydı, dersleri gelseydi, tamam? Her gün 5-10 dakika okusaydı, Hizbul Kur'an okusaydı, kullukta devam etseydi, yetmiyor. Hemen ben, içinizde şu sesi var. Ben hepsini yapıyorum, bende de huzur yok. Çünkü sende de terkler yok, terk yok. Bunları bildiğin halde haberin önünden çıkmıyorsun. Cep telefonundan uzaklaşmıyorsun. Televizyonun karşısından ayrılmıyorsun. Terklerin yok kardeşim, terklerin. Terkleri ne kadar fazlaysa o kadar huzurlu olursun. Usta diyor ki haberler takip eden aklını dağıtır manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır manevi bir ne olur? Ben demedim ha siz dediniz. Risade var. Ne dedi biliyor musunuz? Kulağınız duydu mu? Manevi bir dinsiz olur. Duydunuz mu? Aklını dağıtır manevi bir divan olur. Hala
haberin pek terkler olmadıkça ne yaparsan yap. Takva menhiyattan ve günahlardan iştinav etmek. İçinden bir soru da geldi birisinden. Hemen çaktı bana. Haberde haberdar olmayacak mıyız? Olduğundan ne oldu? Sıkıntıdan başka hadiseyi mi sen değiştirdin? Ben dinlemiyorum da. Neyi kaybettim? 92 Srebrenica katliamından sonra haberi açtığımı dinledim hatırlamıyorum. Ne olmuş? Sen dinledin. Hadiseyi mi değiştirdin? Kendini değiştirdin. O olay değişmiyor. Sen değişiyorsun. Psikolojin bozuluyor, asabi oluyorsun, evde hırçın oluyorsun, geçimsiz oluyorsun, taşkın oluyorsun. Hala ne anlamıyorsun her haber kapattıktan sonra? Buhran geçiriyorsun. Orası değişmiyor bilmenle. Sen değişiyorsun. Zannediyor musun ki doğru? Masada yazıyorlar onları. Çoğusu yalan. Peki. Elbette gayet cami, mahiyet insaniye. Bak elbette gayet camiyet insaniye her şeyle alakadar. En ufak bir şeyle ya mesela bir tanesini söyleyeyim. Ya işte cahillik de oluyor ya. Sinek kitap okuyorum pat geliyor. Bak alakadar da oradan anlatacağım. Sizin için çok basit ama ne olur bağışlayın. Sizin misaller çoktur. Beni rencide eden. Sinek buraya kontrol. Ya git ya dur ya araştırın. Pat gün derken pat bir yerde kondu vurdum. İsabet etmesin. Ya kaç saat beni rahatsız etti ya. Ben vurmak için vurmadım yani. Yani sinirlendim. Ama vurdu işte öldü. Bak bu kadar sinek dedin beni rahatsız etti. Yani en bu mahiyet insanı alakadarlığına bak. Ben anlamıyorum psikolojisi bozuluyor ya. Sistem alt üst oluyor. Mesela ameliyatta olan doktor ameliyat yaparken iyi olur. Ölüyor. Katil midir doktor şimdi? Beraber dolaşıyorsunuz arabayla. Trafik kazası yaptın. Yandaki ölüyor. Sen ölsün diye mi kezdirdin? Katil misin sen şimdi? Ne alakası var? O zaman doktorlar da katildir. Ne alakası var şimdi? Ama mahiyet insani bazen bir kuyu oluyor işte. Basit bir kuyu çıkamıyor ya. Kuyu. Mahiyet insani ebediyetle fıtratın alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i ihtiyari ve fakri mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve faydedir ki onu kazanmak yolunda, ahirete imanı inkişaf etmek yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Bir de düz okuyorum. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetli etmiyor, elbette gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana elbette iman ne derece kuvvetli ve kafi bir hazine. İman ne derece kuvvetli, kuvvet, iman kuvvettir çünkü mahluk, kafi ve vafi bir hazine iman, bir medar-ı saadet iman. İman bir lezzet, iman medar-ı istimdat, iman bir merci, iman dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiye bakan bir faydası. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan çok emniyetli bir neticedir. Bak şimdi burayı da dinleyin, keseceğim bundan sonra. Evet, her insanın her zaman düşündüğü, her insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. Bir tek dostu için
ruhunu feda eden, benimle bu kavgaya girer misin, canımı bile veririm diyen, bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir mufarakat içinde, ayrılık içinde gitmişler oraya, içinde idam olmalarını tevehüm edip, yani öldü, cahil kafa, sonsuz idam oldu, yok oldu, tevehüm edip, cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi ahirete iman. O imanla baktı, cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına ittifaen kısa kesiyoruz. Bir daha okuyacağım burayı. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, en ehemmiyetli endişe herkesin mezaristana giren kendi dostları. Dostları mesela çok, çok sevdiğiniz kim olabilir? Hanımı vefat eden var mı? Demek ki çok güzel. Ömrünüzün yarısı gitmedi maşallah. Hanımı vefat eden yok. Peki en ağır imtihan kadın değil. En ağır imtihan, peygambere yapılan imtihan, çocuğun vefat etti. Çocuğu vefat eden var mı? O da yok, çok güzel. Aman aman, daha sormuyorum. Dostlarından çok sevdiğin birisi düşün. Kendi dostları. Sen Kaan düşün. Arkadaşını düşün. Tam oradayız bak. Her insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi. Ya tabii. Düşün bak. İnsanın en emniyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları, o dostu veya akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. Kabir sanki idamhane. Cellat sanki. Bir tek dostu için insan ruhunu feda eden o biçare insanın bir dostu için her şeyimi veriyorum ama dostum gitti, bir şey yapamıyorum. Binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir mufarakat içinde idam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem. Bir tane değil, iki tane değil. Bu kadar kişiler gidiyor. Cehennem azamından bir beter elem, o düşünmek ucundan, elem nereden alıyorsun? Düşünmek ucundan. Göründüğü vakit ahirete iman geldi. Eğer imani bil ahiret inkişaf ederse, bak ne yaptı? Ahirete iman geldi, ne yaptı? Gözünü açtırdı. Sana partı bakıyorduk böyle. Gözünü açtırdı. Perdeyi kaldırdı. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde mi? Örtü neredeyse örtülen daha inidir. İman geldi, gözünü açtı, perdeyi kaldırdı. Bak dedi iman. İman gözüyle bakıyor şimdi. Hani şoförlük gözüyle, sanatkarlık gözüyle, hocalık gözüyle, tamam mı? Mesela ben bir bakayım, kürsüye bir adam çıksın, 3 dakika değil ya, çıksın, çıkarken bile yürüyüşünü, oturuşundan emin mi, konuya hakim mi değil mi, panik mi, anlar Allah'ın izniyle. Tamirci ki aramızda var, şimdi arabayı anahtarı tutsun, kapotu açarken anlar mısın, anlamaz mısın, usta mıdır değil midir? Esnafa soruyorum, bu bildiğim için söylüyorum bu sayede. Şimdi adam dükkana girdi. Hele beyaz eşyada daha gözüküyor. Böyle çok çeşitli. Adam müşteri mi değil mi? Soran mı, alıcı mı veya başka maksat mı? Adamın yürüyüşünden, konuşmasından, eli cebinden, mimiklerinden anlar mısın, anlamaz mısın bu adam almış yapıyor mu? Sormadın. Evet, tak. Bak. Mesela boş bayı var bir kardeşimiz. Hem oradan birkaç kişi. Onlar da ondan biliyorum. Hasan kardeşim diyor. Buyur abi dedi. Bak. Hasan, şey pazardaki ya, neydi abi? Hoşver. Hoşver. Ne dedi biliyor musun? Fahrettin abi.
Hasan kardeş dedi, inan. Şöyle girerken piyasa mı tarıyor? Niyeti almak mı? Şey mi? Allah'ın izniyle %90 anlarım dedi. Şimdi benim mesleğim itibariyle bakayım. Böyle dinleyen, korkmayın ben anlamam da. Böyle böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle gidip gelenler bizim nazarımızda da öyle. Siz onun esnafısınız, biz de bunun esnafıyız. Senin esnafın. Sen onun esnafısın, ben de senin esnafınım. Ama biri de benim esnafım arkada. Tamam mı? Şimdi fakat geliyor, imani bil ahiret gözünü açtırıyor. Perdeyi bir kaldırıyor. Niçin anlattım bunu bu kadar esnafı? İman bir gözlüktür, gözdür. Dersin ki kamyoncu gözüyle bakar mısın buradan bu kamyon tuğlalı çıkar mı? Abiye sorarlar. Ya buraya kaç metre kalıbodur gider? Abi anlar mısın, anlamaz mısın? Ortalama şu duvar anlar mısın? Büyük ihtimal ya. Ha anlar. Çünkü ne kadar şey, adam ömrü kalıbodurla geçti. Ne bileyim ben kaç metre gider? Hakikaten bilmem. Şu duvara kaç metre gider? Ne bileyim. Adam anlar. Ha şimdi cesete de baktığın zaman ehli olan şöyle bir bakar cesede. Nereye gittiğini, kimliğini koymuş. Adres koymuş. Adama soruyorsun, nereye gittin? Cesedime baksana, kimlik orada. Ben nerede olduğumu gösteriyorum dedi. Tamam. Peki yaşantısı da öyle. Ha, niye anlatıyorum? İman bir gözlüktür. Allah Allah. Ne yapmış? Dedi ki, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı, perdeyi kaldırdı. Ahirete iman dedi ki, bana bak dedi. O iman, imanla baktı. Bakınca kabir, cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyi, o dostları ebedi ölümlerinden. Yani ebedi öldü ama kasıt yok, şey yok, tamam böyle. O öldü, imanını kurtardıysa ebedi, sonsuz bir hayata teris oldu burada. Sonsuz. Ahirete yakin nispetinde ölüm korkusu olmaz. Ahirete iman artmanın alameti terklerledir. Yani mesela Allah'a ve ahirete inanıyoruz. Öleceksin, her an durabilir ama televizyon karşısına çıkmıyorsun. Yakin yok. Yakin var, izanı yok der ustad. İzanı var, itikatı yok. İtikat aklidir, iman kalbidir. Mesela bazılar diyor ki, abi bunu çözsene ya, peygamberi görüp de sonra murtet olan nasıl olur? Hayır, Kur'an'da da öyle diyor. İman ettik demeyiniz, itikat ettik deyiniz. İtikat aklidir, iman kalbidir. Peygamberi gören bazı kişiler, sahabe demeyeceğim, Allah Resulü'ne itikat ettiler ama iman etmediler. Vefatından sonra o itikattan vazgeçti. Tamam? İtikattan vazgeçti. Şimdi, itikatla iman arasında bir fark yapayım. Şiddetli bir güneş vuruyor bir aynaya. Tamam, bir hayal edeyim ve ondan sonra bitti zaten. Bir aynaya şiddetli güneş vurdu. İtikatla iman. İtikat aklidir. İman kalbidir, onu anlatacağım şimdi bak. Kafirle bizim aramızda. Şiddetli bir vurdu mu güneş aynaya? Aynayı kapladı mı tamamen, aynaya bakılmıyor. O kadar parlak. Değil mi? Çok ışık. Bakılmıyor ya Temmuz Ağustos'ta güneş. Güneşe bakılmadığı gibi aynaya da bakılmıyor. Peki. Kafir bu aynayı burada görmediği için, sonuçta neticeyi gördüğü için, sebepte neticeyi gördüğü için aynayı görmediğinden buna güneş der. Eğer burun arkasında aynadır bilseydi, bu sefer bu burada yansıma olduğunu hakiki güneş arayacaktı. Güneş de aynayı görmedi. Sebep de elma ağacında elmayı gördü. Elma yapan budur dedi. Tezgahta tezgahları gördü. Sebep de sebebin netice gördü. Yani güneşi kaplamış ya, güneş dedi. Oysa şiddeti zuhurundan güneş aynayı gizledi. Bakılamıyor abi. Bakılamıyor güneş aynaya. Çok şiddeti gösteriyor ya. Ona bakılamadığı gibi buna da bakılamıyor. Ha, bakılamadığınca camı görmüyor. Camı görseydi güneşe geçecekti. Camı görmeyince bu güneştir dedi. Sonuçta neticede güneşi gördüğü için buna bu, her şey budur dedi. Hem ostur dedi. Bu netice, buna baktı. Müslüman ise buna dedi ki, hayır bu güneş değildir. Gök nazları, kainatı tutan bu olamaz.
bu bir yerde tezahür ediyor dedi ve gözükmeyen aynaya itikat etti. Çünkü akıl itikat eder. Çünkü akıl aynadır. Akıl aslına gider. Akıl aynadır. Ustad ayna diyor, akıl aynasında diyor. Tamam. Ha, peki bu güneşten arkasındaki, bu çok önemli ha, ders yapanlar için diyorum. Güneşten aynaya intikal, itikat edince itikat bize imana götürür. Semadaki güneş de iman. Çünkü iman gaybadır. Bu gözümüzün önünde, bize paralel. Semadaki güneş de gayb. İman gaybadır. İtikat zahirdedir. Zahirdeki güzellikleri itikat eder, iman etmek zordur. Demek ki Muhyiddin Arabi Vahdetil Vücud aynayı görmedi. Güneşi gördü, buna güneş zannetti o da. Büyük güneş adına bu güneşi güneş dediği için her şey odur dedi ama şuursuz. O zaman Allah adına mevcudat inkar etti. Muhyiddin Arabi Vahdet-i Vücut oldu. Tabiat perestler ise mevcudat adına Allah'a inkar etti, esbab perest oldu. Yani sebepte, neticede, sonuçta neticeyi gördüğü için, aynada güneşi gördüğü için aynayı güneş zannetti. Çünkü niye? Ayna gözükmüyor. Kaplamış semadaki güneş. Tamamen ihata etmiş. Şiddeti zuhurundan ayna gözükmüyor. Şiddeti zuhurundan ayna gözükmüyor. Şiddeti zuhurundan ayna gözükmüyor. Müslüman dedi ki bu güneş tezahür ediyor. Asıl değildir bu dedi. Bu aynaya itikat etti. İtikat edince otomatik olarak bu ayna var dediğin anda bu güneş buranın aynanın özelliği değildir. Aynanın zatı özelliği değildir. Aynanın fıtratı değildir. Aynan yansıtıyor deyince asıl güneşe gayba iman etti. Bir güneşten geliyor dedi. Uçağa bakıyoruz, adam pilot yok. Çocuğun oyuncağına bakıyoruz, kimse yok. Ama yürüyor, dozer gibi gidiyor geliyor. Demek uzaktan birisi şey yapıyor. Ha. Ama bunu bilmeyen adam şeytan girdi der. Şeytan oraya çalıştırıyor der. Mesela 100 sene önce babalarımız radyoların içine küçük girmiş adam zannettiler değil mi? Ama o adama çocuğunuz, sizin çocuğunuz var uzaktan böyle perde olsa görmez, göstermese dedesinin dedesini böyle gizli. Uzaktan kumandalar, ooo dozer gidiyor, araba gidiyor falan, far yapıyor, aa kornaya basıyor, de araba yani. Nedir? Adam çekinir ha, dedi ki ona şeytan girdi ya. Buraya şeytan girdi der. Ha. İşte güneşte aynayı görmek itikattır. Eğer itikat ettin mi iman kolaydır. Ama bu aynaya geçemediği için her şey budur dedi. Müslüman hem o ezostur dedi. Hayır, o değildir, ondandır dedi. İşte iman bu lambada, bu hakikatte aynayı görmek. Gördü, aynayı görünce, camı görünce esas güneşe iman etti. O imanla ebedi ölümlerden, çürümelerden kurtulup mesrani bir nurani alemde onu da bekliyorlar. Seni de bekliyorlar, sonsuz araba kullanacaksınız. Vaziyetini müşahadesiyle aldı, anlayışıyla. Kimi söyle gider, kimi söyle gider, bunları yapan, tertip eden odur. Yeter ki adam gibi git. Eğer birisi bana mesaj şey yaptı, Fatih'e de şey yaptım. Abi dedi, bacımı, yok abi demeyin. Hasan kardeş, bacımı şu anda gömüyoruz, demek yanıyor. Ya değmedim, keşke de öyle demeseydim ama bastım WhatsApp'a. Dedim ki eğer namazı vardıysa, var idiyse hiç korkma. Allah razı olsun, hiç korkma. Eğer namazı yoktu idiyse hiç, ama hiç şansı yok. Fetret ehli olmadığı için, Sibirya'da kutuplarda yaşamadığı için namazı yoksa hiç şansı yok. Eğer namazı vardıysa korkma, aşağı yukarı bir şeyler olur. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Selam.